Birazdan bu haberin ayrıntısına bakacağız ama şimdi İstanbul'da gün boyunca takip ettiğimiz o yangın gündemimizde. Hadımköy'de 3 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Yapı kimyasalları üreten fabrikadaki yangın söndürme çalışmaları gün boyunca sürdü. Fabrikadan hala yoğun duman gelmeye devam ediyor. Özgür Deniz Kaya ve Zeynep Timurlenk ile Emre Kınacı'nın haberini izliyoruz. Simsiyah dumanlar gökyüzünü böyle kapladı. Fabrika saatlerce cayır cayır yandı. Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten fabrikadaki yangın sabah 9.30'da başladı. İstanbul Arnavutköy'deki yangın saatler geçmesine rağmen söndürülemedi ve yangının çıktığı noktada patlamalar gerçekleşiyor. Isı, yangının çıkardığı ateşin ısısı yüzümüze kadar vuruyor. 9-10 civarında biz çaydaydık. Evet. Çaydaydık, yangın var diye bağırdıklarında dumanı gördüğümüzde bazen tatbikatımız oluyor anlık. Çaydaydık, bağırdılar yangın var diye. O esnada çıktık dışarı ki zaten götürmüşler tarafı. Çay molası bittikten sonra üretime devam etmek için aşağı indik. Makinemizi açtığımızda 5 dakika sonra yangın var dediler. Hemen makineyi kapatıp yangının olduğu yere müdahaleye gittik yangın tüpleriyle. O sırada bir patlama oldu. O patlamadan yoğun bir duman çıktı zaten. Bir arkadaşımız yaralandı. Ondan sonra hortumu çektik. Artık hortumda duman etkisinden dolayı fazla yanaşamadık. Yani yangın tüpleriyle yanaşamadık. O an tahliye etmek zorunda kaldık fabrikayı. 500 ila 700 kişinin çalıştığı belirtilen fabrikadaki yangına müdahale için 19 ilçeden 173 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları saatlerdir aralıksız devam ediyor. Zaman zaman patlama sesleri duyuyoruz. Bu patlama sesleri içerideki yapıştırıcı, köpük, ısı yalıtım malzemeleri gibi kimyasallardan kaynaklanıyor. Bu nedenle ekipler güçlükle müdahale ediyor. Yangın nedeniyle çevreye keskin bir kimyasal madde kokusu ve yoğun ısı yayıldı. Söndürme çalışmaları sürüyor.